Evet, köklü ifadelerin soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz şu. E, bunun açılımını biliyorduk zaten. Neydi arkadaşlar açılımı? E, bakın şurası k ile k artı 1'in çarpımı değil mi? Bu ikisinin çarpımı. Burayı toplamı da 2k artı 1 veriyor. O yüzden bu arada da eksi olduğundan dolayı kök içinde k artı 1 eksi kök k şeklinde burası ne yapabilir? Yazılabilir. Tamam mı? Gelelim buraya. K yerine ne gelmiş? 1. E 1 yazarsam burası ne olur? Kök 2 eksi kök 1 olur. K yerine ne yazıyorum? Şurada 2. 2 yazarsam buralarda ne olur? Arkadaşlar artı kök 3 eksi kök 2 olur değil mi? 3 yazarsam buraya 3 yazdığım zaman ne olur arkadaşlar? Kök 4 eksi kök 3 nokta nokta nokta. En son 8 yazarsam ne olur? Kök 9 eksi kök 8 olur. Peki... Burada neler birbirini götürür ona bakacağız arkadaşlar. Alt alta toplayalım şunları bir dakika. Kök 2 eksi kök 1. Ondan sonra kök 3 daha iyi olur görmesi. O yüzden kök 4 eksi kök 3 nokta nokta kök 9 eksi kök 8 şeklinde alt alta toplayalım. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı burada? Kök 9. Burada ne kaldı? 1. Bu da 3 eksi 1'den kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkmış olur. Tamam Evet. Gelelim şu sorumuza. Şurada şu ikisini bakın kök içinde 1 artı 1 bölü x artı kök içerisinde 4 parantezinde 1 artı 1 bölü x. Evet. Şurayı da 9 parantezine alıyorum. 9 parantezinde 1 artı 1 bölü x oldu mu? Evet oldu. Şuradaki 4'ü, buradaki 9'u dışarıya çıkaralım. Yani kök içerisinde 1 artı 1 bölü x. 4'ü çıkardım dışarıya. 2 tane kök içerisinde 1 artı 1 bölü x artı 9'u çıkardım dışarıya. 3, 1 artı 1 bölü x. Şurada 1 tane var, 2 tane var, 3 tane var. Toplarsak 6 tane kök içerisinde 1 artı 1 bölü x eşittir 12. Bunlar gitti. Sadeleşir ne kalır burada? 2. Yani 1 artı 1 bölü x eşittir 2'den her iki tarafın karesini alıyorum. 1 artı 1 bölü x eşittir 4 oldu değil mi? Attık bu tarafa. 1 bölü x eşittir 3. x eşittir 1 bölü 3. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim bu soruya arkadaşlar. A ve B tam sayı x artı y pozitif tam sayı olmak üzere x artı y toplamı en az kaçtır demiş. Bakın a ile burayı çarp ne olur? x eşittir 2a eksi 3a kök 7. B ile çarpalım. y eşittir 4b artı 2b kök 7. Bunları alt alta toplayalım. x artı y 2a artı 4b e, artı bu ikisini de kök 7 parantezine alalım. Kök 7 parantezinde 2B eksi 3A. Tamam mı? Alt alta topladık. Bunları kök 7 parantezine aldık. E, x artı e, pozitif tam sayıysa mecburen burası ne olmak zorunda? Sıfırla. Sıfırla kök 7'yi çarpayım ki sıfır olsun gitsin köklü bir ifade olmayacak. Yani buradan arkadaşlar 2A 3B eşit, yani 2B eksi 3A eşittir sıfırdan. 2B eşittir 3A tamam mı? B eşittir 3'e. B eşittir 3'e. A eşittir kaç eder? 2 eder. Tamam mı? B 3'e A 2. O zaman burada da ne yazıyorum? X artı Y eşittir. A'ya 2 veriyorum. 2. B'ye de 3 veriyorum. 4 kere 3. Kaç eder? 4 artı 12. Kere 4, 2 4 12. Buradan da 16 sonucumuz çıkmış olur. Evet. Gelelim şuraya. Arkadaşlar A kaçtır diye sormuş. O zaman bu içerisinde olacak. 2x eksi 7 büyük eşit 0 olacak. Burası 14 eksi 4x eşittir büyük eşit 0. Hatırlarsanız köklü ifadelerin tanımında derecesi çift ise içerisinde olurdu. 0'dan büyük ya da eşit olurdu. 2x büyük eşittir 7. x büyük eşittir 7 bölü ne çıkar? 2. Bunu bu tarafa attık. 14 küçük eşit arkadaşlar ne olur? 4x Büyük. büyük. eşit 4x tersten okuduğunuz zaman 4x küçük eşittir 14 eder değil mi? Her tarafı 4'e böl. x küçük eşittir 14 bölü 4 yani 7 bölü 2 çıkar değil mi? Bak x 7 bölü 2'den büyük 7 bölü 2'den küçük. Yani x eşittir ne olur? 7 bölü 2 çıkar. Burada x gördüğüm yere ne yazıyorum? a eşittir 4 çarpı 7 bölü 2. Burada da ne yapıyorum? 4. dereceden 2 çarpı 7 bölü 2 eksi 7. Ee, burada da artı arkadaşlar 14 eksi 4 çarpı 7 bölü 2. Tamam mı? Ya burası gidiyor zaten 0 oluyor. Bununla bu sadeleşiyor 2 kere 7 14 0 oluyor. Ee, burası bununla bu sadeleşiyor 2 kere 7. A eşittir kaç çıkar? 14 çıkmış olur. Evet. Gelelim şu sorumuza. ABC pozitif bölen sayısı 3 olan farklı sayma sayılardır. He. Pozitif bölen sayısı 3 olan e, köka toplamı en az kaçtırmış? Hmm. Unutmayın e, tam kareli ifadelerin arkadaşlar e, tabanı asal sayı olan tabanı asal sayı olan tam kareli ifadenin bölen sayısı arkadaşlar nedir? 3'tür. Mesela 2'nin karesi. Bak 2'nin karesi 4. Bölenleri ne? 1, 2, 4. Mesela 3'ün karesi. Bölenleri ne? 1, 3, 9. Bak 3 tane böleni var. Tamam mı? Yani buranın en az değerini sorduğuna göre bana. E, o zaman A yerine ne yazalım? En az 2'nin karesi. Ondan sonraki 3'ün karesi. Ondan sonraki kaçın karesi arkadaşlar? 5'in karesini yazabilirim değil mi? 2, 3, 5'in karesi. Buradan 2 gelir. Buradan 3 gelir. Buradan kaç gelir? 5 gelir. Değil mi arkadaşlar? Bunları topladığınız zaman sonucumuz kaç eder? 11 çıkmış olur. Tamam mı? Gelelim şu sorumuza. Aşağıdaki duvara monte edilmiş birbirine ve zemine paralel iki raf ve alt rafta bir kitaplık var. Tamam. Alt rafın yerden yüksekliği yani buranın yerden yüksekliği arkadaşlar neymiş? e, ee, kök 12 artı kök 3'müş. Üst rafın yerden yüksekliği yani şuranın yerden yüksekliği arkadaşlar. Burası da kök 27 artı kök 48'miş. Kitabın uzunluğu ne o kitabın uzunluğu ne olabilir? Yani bunun uzunluğu. O zaman bundan bunu çıkaralım değil mi? Şu aradaki uzaklığı bulmak burayı. Burayı bulmak için ne yapıyorum? Çünkü kök 27 nedir? 9 çarpı 3'ten e, 3 kök 3'tür. Kök 48 nedir? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3'tür. Burası nedir? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'tür. Tamam mı? Burası ne olur? Tabi topladığınız zaman 7 kök 3 eder. Burası ne olur? 2 kök 3'te kök 3 topla 3 kök 3 eder. 7 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkarıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? 4 kök 3 oluyor. Demek ki bu arası ne olabilirmiş? Arası 4 kök 3 olabilirmiş. E o kitaplığın uzunluğu ne olabilir? 4 köküçten küçük olan yerler olabilir değil mi? 4 küçük köküçten küçük ya da eşit olan yerler. Eşit de olabilir. O zaman arkadaşlar 4 köküçten küçük olan yerler neresi var şıklarda? 3 köküç olan A şıkkı mevcut olabilirmiş. Gelelim bu soruya. Bu soruda bak 14 bizim için kritik yer. Şurayı 4022 ee, şöyle yapalım. 22'den 14 çıkarsa 4008 olur değil mi artık? Arkadaşlar 14 ile toplayalım. Böylece de 4022 olmuş olur. Çarpı 14. 2004'ün karesi. Şimdi buradan bunu dağıtalım. Dağıtırsak ne olur arkadaşlar? Ee, 14'ün karesi artı. Bunda bunu çarp. 4008 çarpı 14. 2004'ün karesi. Değil mi? Ha, şimdi bunu şöyle yapabilirsin. Bak. 4008'i şöyle yazabilir miyiz? 2 çarpı 2004 şeklinde yazabilirim, Değil mi? 4008'i arkadaşlar. Burası ne olur? Şuna şunu al. Bak. 14 artı 2004. Bunun parantez karesi şeklinde yazabilirim. Yani birincinin karesi çarpımının iki katı ikincinin karesi yazabilirim. Değil mi? Bu şekilde tam kareli ifade. Buradan bununla bu gitti. Ne oldu? 14 artı 2004. E bununla da bunu toplarsak 2000 kaç eder? 18. 2018 Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Kenar uzunlukları 4 artı 2 köküç 2 köküç olan dikdörtgen şeklindeki evin kroküsü verilmiş. Tamam giriş bölümünün kenar uzunluğu 3 kökü eksi 4 olan bir kare. Yani burası ne? 3 kök 3 eksi 4. Burası da 3 kökü 3 eksi 4'müş arkadaşlar. Bir kare. Balkonun alanı 6'ymış. 6 birim kareymiş. Balkonun alanı. Peki. Buraya x diyeyim. Arkadaşlar burayı da bilmiyorum. Y diyeyim buraya. Uzunluğu neydi? 4 artı 2 kökü 3. O zaman şu salonun bir kenarı Neydi? 4 artı 2 kök 3 eksi x olur değil mi? Bu bir kenarı bu olur. Ee, uzun kenarı yani burası neymiş? 2 kök 3 şey arkadaşlar e, kısa kenarı. Tamam mı? Şurası 2 kök O zaman şununla y artı 3 kök 3 eksi 4 eşittir 2 kök 3 olmaz mı? Değil mi? Y ile 3 kök 3 eksi 4'ü toplarsan 2 kök 3. Bunları bu tarafa atalım. Ne olur arkadaşlar? 4'ü de atalım. Y eşittir ne olur? 4 artı 4 geçer. Bunu da bu tarafa 2 köküçten 3 köküçten eksi kök 3 eder. Y'yi ne bulduk arkadaşlar? 4 eksi kök 3 bulmuş olduk. Bize salonu sormuştu. Geriye kaldı ne? X. Peki buranın alanı neydi arkadaşlar? Yani X ile 2 kök 3'ün çarpımı da alanını kaç vermişti bize? 6. Peki her tarafı 2 kök 3'e bölersek. Yani 6 bölü 2 kök 3 oldu. Bunlar gitti. 3, 3 bölü 3 kök 3. Kök 3 ile genişlet. Ne olur? 3 kök 3 bölü 3 eder bu. Bunlar da gitti. Ne olur? Kök 3 çıkmış oldu. Ne? X. Buradaki X de arkadaşlar. Ne çıktı? Kök 3. Gelelim salonun alanına. E bu 4 artı 2 köküştü. 4 artı 2 köküşten Neyi çıkarıyorum? Köküçü çıkarınca bir kenarını buluyorum. Çarpı salonun alanı y ile çarpıyorum. Y'yi de ne bulmuştum? 4 eksi 4 köküç bulmuştum değil mi? 4 eksi köküç. Yani kısacası 4 artı köküç ile 4 eksi köküçün çarpımı. 2 kare farkından 4'ün karesi eksi köküçün karesi. 16 eksi 3'ten ne çıktı sonuç? 13 çıkmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hemen gelelim bu sorumuza. Arkadaşlar bu tip soruları şöyle yapıyorsunuz. Bak bu çok karşınıza çıkacak. Çok önemli. Ee, karşılıklı bunları çarpın. Tamam bak bunlar aynı. Bunlar aynı. Sadece eşittir m diyorsun ve karşılıklı çarpıyorsun. Çarptığın zaman iki kare farkından artı ile eksi olduğu için bunun karesi yani x kare artı 2'nin karesi eksi kök içerisinde x kare eksi 4'ün ney karesi eşittir a çarpı m tamam mı bunlar gitti bunlar da gitti ne oldu x kare artı 2 şu eksiği içeri dağıtacağım kök gittikten sonra eksi x kare artı 4 olacak a çarpı m şunlar gitti 6 eşittir a çarpı m ve bize a cinsinden m'nin değerini sormuştu m eşittir ne olur her tarafı a'ya bölersen ne olmuş olur arkadaşlar 6 bölü a çıkmış olur. Tamam mı? Bu tarz sorular bu şekilde yapıyoruz. Bir bilinmeyen ne diyoruz. Karşılıklı nereden hissediyorsun? Çünkü iki kare farkı oluyor çarpınca. Dikkat et. Tamam mı? Gelelim bu soruya. Bu soruda güzel bir soru. Bu ifade bize verilmiş. Fakat arada hep alakasız şeyler var. Fakat şunu kestirmeniz lazım. 4 eksik kök 15'in 1 bölü 4 artı kök 15'in eşleniği olduğunu kestirmeniz lazım tamam mı? Kök 15'in olduğunu kestirmeniz Çünkü bunu bakın. 4 eksi kök 15 ile çarparsam pay ve pay değil bunun aynısını elde edeceksiniz. O yüzden bunun yerine bunu yazabilirim. Yazarsam ne olur? 1 bölü 4 artı kök 15. Bu 3x eksi 4 çarpı 4 artı kök 15'in x artı 4. kuvveti eşittir 1. Şimdi burayı şu şekilde yazabilirsiniz. Ee, bu ifade, şu ifadeyi burayla çarpayım artık. Yani hani 1 bölü 4 artı kök 15'in 3 x eksi 4. kuvveti oluyor ya. Bununla da burayı çarparsan ne olur? 4 artı kök 15'in x artı 4. kuvveti. E, 4 artı kök 15'in 3x eksi 4. kuvveti oldu artık. Tabanlar aynı olmuş oldu. Bunları da birbirine eşitleyebilirim x artı 4, 3x eksi 4. Bunu buraya at. Bunu da buraya at. 2x eşittir 8. x eşittir kaç çıkar buradan? 4 çıkmış olur. Tamam mı? Buradaki şu ifadeyi şuna çevirmek önemli. 4 eksi kök 15'i buna çevirmek. Ondan sonra götürüp yerine yazıyorsun. Sonra bu 1 üzeri bu zaten 1'dir. 4 artı kök 15'in 3 eksi 4. kuvveti bu paydada kalıyor. Paydadakini 1 ile çarpıyorsun ve eşitliyorsun. Ve gelelim son sorumuza. Bu testimizdeki. Arkadaşlar sıralamasını sormuş. Bakın burada şunu yapıyorsun. Bunlar sıralamak için. Bunların arkadaşlar M eşittir. Hani kök 2 ya. Şöyle geniş geniş yazayım. B eşittir arkadaşlar. B eşittir. B. Bu da dördüncü derecedendi değil mi? Dördüncü dereceden. C de eşittir. Üçüncü derecede. Şimdi bak bunun derecesi yoksa 2 idi hatırlarsanız. Burası 2. 2, 4, 3'ün ekoku nedir? 12'dir. Hepsini 12'de birleştirelim o zaman. 6. kuvvetinin bunu ne yapıyorum? 1 çarpı 6. Tamam mı? Ondan sonra burada 3 vardı. Bunu 3 ile çarpıyorum. 1 çarpı 3. 3 ile genişlettim. Burada 5 vardı. Bir, e, burası ne olur? 3 çarpı 4. 1 çarpı 4 oldu. Yani 12. dereceden 2 üzeri 6. Burası ne oldu? 12. dereceden 3 üzeri 3. Burası ne oldu? 12. dereceden 5 üzeri 4. ve burası 12. dereceden ne oldu? 64. 12. dereceden 27. 12. dereceden arkadaşlar 125. 5'in kübü 125'te 625. Aa, burada en büyük olan hangisi? Buradaki arkadaşlar. Şuna A şuraya N diyeceğiz. ne En büyük olan N. Ondan sonra gelen M. Ondan sonra gelen B. Tersten okursak N, M, B. N, M, B. Yani B şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar soru çözümünün bir kısmı bitti. Köklü ifadelerle ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Artık sorunun zorluk derecesini bir sonraki derste tavan yapacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.